İlk 3 ay ultrasonunu ilk trimester ultrasonu olarak değerlendirmek lazım, adlandırmak gerekir. E, 14. gebelik haftasına kadar olan süreyi biz ilk trimester olarak adlandırmaktayız. İlk trimester ultrasonunda e, fetal viabilite e, teyit edilir. Yani bebeğin canlı olup olmadığı teyit edilir. 6. gebelik haftasında e, fetal kalp atımı görülebilir vajinal yoldan yapılan ultrasonla. Yine ilk trimester ultrasonda... E, Gestasyonel sak dediğimiz yani gebelik kesesi ve fetusların bebeklerin sayıları teyit edilir. Eğer çoğul gebelikse koryoniste dediğimiz e, tek yumurta ya da çift yumurta olup olmadığı teyit edilir. Yine ilk trimester ultrasonunda e, gestasyonel yaş yani gebelik yaşı teyit edilir. İlk trimester ultrasonun e, bir komponenti de 11-14. gebelik hafta ultrasonu. 11 ila 14. gebelik haftalarında e, nukal translusensi dediğimiz ense kalınlığı ölçümü yapılır. Artmış nukal translusensi yani artmış ense kalınlığı Down sendromu ve diğer bazı kromozomal anomaliler için önemli bir fenotipik görünümdür. Ee, yine 11 ila 14. gebelik haftalarında nuka translucensiden başka Down sendromu artı kromozomal anomaliler açısından önemli olan bazı ultrasonografik ölçümler, incelemeler yapılır. Mesela nazar kemik dediğimiz bebeğin burun kemiği değerlendirilir artı diğer bazı özel ölçümler yapılır. E, i̇lk üç ayda e, tanınabilen pek çok yapısal anomali vardır. Bu, bu nedenle e, ilk trimester ultrasonunda yapısal anomaliler açısından fetal anatomi gözden geçirilir. E, i̇lk trimesterde tanınabilen yapısal anomaliler, merkezi sinir sistemini ilgilendiren anomaliler, bazı doğumsal kalp anomalileri, karın ön duvarı, karın ön duvar anomalileri, böbrek yede mesaneye ilgilendiren ürner sistem anomalileri, iskelet sistemi anomalileri gibi anomalilerdir.